Ne oldu abi? Abi arabayı 1668 pound'a satmışlar. Hadi herkes kendini siksin. Mavi Mercedes C230'u 1668 pound'a satmışlar açık arttırmada. Açın abi, plebler de sövsün. Aç, benim plebim sövemeyecek mi ya? Fakiriz bari sövelim amına koyayım. Aç plebi, aç pleb söv anasını sik. Bu nasıl hayat ya? C230'u 1668 pound'a satmışlar açık arttırmada. Açık arttırmada C230 amına sokayım ya. Kaç yıllıktır o chat? Sahibinden ne giriyorum anasını sikeyim böyle hayatın. Chat kaç yaşındadır o araç? Niye Almanca çıktı amına koyayım bana ya? Kanka bak, en ucuzu resim koymamış amına koyayım. Bak muadili yok. Resim koymuş. En ucuzu 50 bin ama ben 70 civarı görüyorum fiyatları. Bu resim koymamış. Bu herhalde bu şey minyatür mü satıyor amına koyayım? Kanka bak en ucuz 70. 70 diyelim fiyatına. Türkiye'deki fiyatı 70 abi. Tamam mı? Pound to TL yazıyorum buraya. Pound to TL. Geldi bro. Geldi. Hazır mıyız arkadaşlar? 1668 miydi? 12.000 liraya gitmiş abi. Arkadaşlar bakın, işin gerçekliğini anlayın diye söylüyorum. Mercedes'e bir daha bakalım mı giderken? Bir el sallayalım. C230 Mercedes. C230 Mercedes. C230 Mercedes. 1668 pound. £1668 Türkiye'de, yani Türk lirasıyla 12.000 lira. Türkiye'de en ucuzu 70.000. Nafse de abi. Yeterince açık oldu mu? İngiltere'de mi fiyatına bakalım? Bakalım abi. Car Sale UK yazıyorum abi. Ne çıktı işte? Used car for sale. Tamam abi, arayalım. C230 ananı sikeyim. 230. Arattım abi. Böyle bulamadık. Bu arada bakın arkadaşlar, bakın. Eğer bir öğrenciyseniz şöyle bir araba alıp 16 yaşınızda ayağınızı yerden kesersiniz İngiltere'de. 300 pound. Ayağını yerden kesersin yani 16 yaşında. 300 pound abi. Hadi ayağını biraz kaliteli yerden keseceğim, 500 pound. Yani neyse, burada araç for sale. Nereden bakacağız? Car type. Abi markaya göre arayamıyoruz mu? Heh. Yaz baba, Mercedes-Benz miydi o? Mercedes-Benz değil mi? Ya ne post kodu ya? Ne bileyim oğlum post kod ya. London amına koyayım. Heh, London. Mercedes. Nerede? 230 bulabilir miyiz? C-Class'a mı bakacağız? Hiç bilmiyorum Mercedes'leri. Neye bakacağız? C230'u bulmak için model. Ne bileyim amına koyayım. Hiç anlamıyorum ki Mercedes'ten. Ya her neyse ya. Burada mesela 200 var. Bu kaç yılda? 2014 oğlum, bunlar bayağı genç arabalar bunlar. O 2009 falandı. Şöyle bir tarih yazabiliyoruz mu? Year from year to diyelim. 2010'a kadarları göster. Al bunu git. Al bunu git. Al bunu git abi. Al, ayda 70 pound taksitle. Ayda 70 pound taksitle al bunu git abi. Sar bunu. Sar bunu götür eve ya. Ayda 70 pound abim, temiz. Doktordan. Sar bunu git. Ananın amıymış ya. Bak daha güzellerini bulalım mı? Al bunu git. Al bunu git abi. 100.000 mil var üstünde. 2007 model. Temiz kullanılmış. Al bunu git. Al git abi. C180 abi. Al bunu git. Al, ayda 90 pound. Öğrenciyken bile alırsın amına koyayım. Öğrenciyken bile alırsın amına koyayım. Ne attın Recep? Dur bakayım. Hay. Kankam. Dur 2005'e de düşmeyelim. O kadar ezik değiliz amına koyayım. O kadar ezik değiliz abi. Ver 2008 mi ver? Ne versin ya? Dur bakayım ya. Kanka bak, öğrencisin. Okula gidip geliyorsun. Tamam euro. Şu an Alman sitesindeyiz arkadaşlar. Sakin olun. Öğrencisin. Okula gidip geliyorsun. Dedin ki ayağım bir yerden kesilsin ya. Bir de böyle şey, yarım gün bir işin var abi. Bir tane kafede 8 tane kahve dağıtıyorsun amına koyayım. Garsonsun. Ayda 600 euro kazancın var. Bir öğrenci olarak 600 euro kazanma hakkın var. Kenarda biriktirmişsin. Ayda 50-50-60'sın. Tamam mı? Ailenden bağımsızsın yani. O kadar rahatsın ki diyorsun ki Bafög alıyorum. Almanya'da Bafög var. Öğrenci kredisi. Ayda 300-400 Bafög'den geliyor. Anana çocuk parası geliyor ayda 200 euro. Onu da yolluyor anan sana. Bir de işe girmişsin. Böyle günde 3 saat 4 saat çalışıp 600 euronu atıyorsun cebine. Tamam, diyorsun ki ya canım sıkıldı. Canım sıkıldı okula artık. Ben auto yani... shutdown initiated. Auto shutdown yok, senin ananı sikerim. Auto shutdown cancelled. Diyorsun ki yani benim canım sıkıldı yani okula artık. Otobüs minibüs gitmek istemiyorum ya. Pi adam hoş geldiniz arkadaşlar. Pi adamdan gelmişler. Diyorsun ki kanka. Kanka diyorsun ya, vergisiz kazanıyorsun 600 euroyu bir de ayda. Neden biliyor musun? Çünkü Almanya'da öğrenciysen ayda vergisiz bildirmeden 600 euro cash atabiliyorsun. Kanka diyorsun ki ben bir şöyle bir internete bir gireyim. İnternete bir gireyim. Giriyorsun şöyle bir araba alayım diyorsun. Ayağım yerden kesilsin amına koyayım diyorsun. Şöyle bakıyorsun. Aylık kazandığın vergisiz öğrenci olarak kazandığın part time kazandığın paranın, tamam mı? İşte 4'te 5'i kadar bir fiyata, 4'te 5'i kadar bir fiyata şöyle bir şey alıyorsun işte yani. Diyorsun ki okula bununla gideyim artık diyorsun amına koyayım ya. Sikeyim diyorsun yani. Ne gerek var diyorsun, otobüs minibüs sikeyim diyorsun amına koyayım, şununla gideyim diyorsun. Bozuk mu bu? Tamam, bu bozuk olsun amına koyayım. Al. Al, Unfallfrei. Kazası yok amına koyayım. Hadi o bozuk olsun ya. Oğlum al, üstüne 150 koy, bunu al. 250 koy pardon. 240 koy pardon. Al. Al abi. Tamam, o bozuk, ona bir kulp buldun kanka, tamam. Kazasız kanka. Kazasız. Bunu ormana götürürsün. Tamam mı? Al. Bagajı da geniş. Kız arkadaşınla ilk araba seksini lisedeyken yaparsın kardeşim. İyi geceler Crunch'cığım. Eyvallah. Spot da 2 ayını kutlamış bu arada. İyi geceler buram. Anladın mı kankam? Al. Adam kağıtlarını bile koymuş moruk. Babaanne arabası bu. Ne diyeyim? Ben size ne diyeyim abi? Bunu al. Bunu al. Var mı bir açıklaması? Bunda bir eksik var mı? Kayıtlı değilmiş. Tamam. Kaydını kuydunu yaptırırsın. Al bunu, al abi. Onu beğenmedin. Al abi. Çok eski. Amına kodumun çocuğu, bisikletin var mı senin? Beni kızdırmayın lan sabah sabah. Allah Allah ya. Abi size şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sizin yaşadığınız gençlikle yurt dışında yaşanan gençlik aynı değil. Şöyle söyleyeyim. Benim yarı İngiliz kuzenim Daniel, annesi İngiliz. Amcası benim amcam oluyor. Babası benim amcam oluyor zaten. Yani o kadar alışmışlar ki İngiltere'deki hayat standartına, Kıbrıs'a yerleştikten sonra çocuk 16 yaşına geldiğinde, biz 16 yaşında Kıbrıs'taki bir sürücü ehliyeti alabiliyoruz. 16 yaşına gelince illa araba istedi. İlla araba istedi. Gitti amcam 4000'e 5000'e çok eski, böyle markasını bile bilmedim, bok gibi bir araba aldı. Ama o çocuk o arabayı istedi yani. Ben o arabasız üniversite okumak istemiyorum abi dedi. Ben o arabayı istiyorum dedi. Yani belirli bir yaşa gelen herkes arabasını alır moruk. Bunu mu diyorsun? Bunu mu diyorsun? Bu sağlam. Ha, al sağlam. Al. Al 900 euro. Ha, klima otomatik. Al abim 900 euro. Hiç aktısı koktusu yok. Kaydı kuydu her şey yerinde. Alıyorsun moruk bunu. Autohaus Schwarz'tan alıyorsun 5 yıldızlı moruk. Alıyorsun bunu, sürüyorsun moruk. Ayda 600 euro kazanıyorsun. Öğrenci olarak. Günde 3 saat çalışarak. Tamam mı? 900 euroya da bunu çekiyorsun altına işte. 1,5 aylık çalışman. Çek işte. Sür gitsin abi. Sar gitsin abi. Bu tutu yaparsın abi. Ha şunu söyleyeyim. Almanya'da ehliyet almak çok zor yani. Ehliyet sınavına tek atan neredeyse yok Almanya'da. Neredeyse yok. Ya ben hiç öyle bir Almanla tanışmadım. Recep, senin ehliyet sınavına tek atan arkadaşın oldu mu hiç abi? Ben hiç görmedim. Ve çok pahalı ehliyet sınavları. Her seferinde aynı fiyatı veriyorsun. Benim tanıştığım bütün Almanlar şey dediler yani. En az 2 kere yaptık dediler. Neden? Çünkü arabayı sürenin insan olması bekleniyor abi. Bütün trafik kurallarını bilmesi bekleniyor. İnsan gibi sürmesi bekleniyor. İşte yaya yolunun başında yaya varken durması bekleniyor. Toplu taşıma aracını sollamaması gerektiğini bilmesi bekleniyor. Toplu taşıma araçları insan indirirken yolu kullanmaması gerektiğini bilmesi bekleniyor. Bisiklete yol vermesi gerektiğini bilmesi bekleniyor. Yani hem teoride hem praksiste tek attın. Yani hem sürüşte hem teori sınavında tek attın Recep. O zaman buradan Recep'e bir alkış. Ben ilk kez duyuyorum. Hiçbir Alman arkadaşım tek atamamıştı. Almancı Recep tek atmış. Ben hiç duymadım. Sen Köln'de mi yaşıyordun? Benim arabam mı? Benim A3'üm var. O da benim sayılmaz zaten. Babamın. Demek ki benim arkadaşlarım gerizekalı yani. Alt tarafı biyokimya ve moleküler fizik okuyorlar. Ne bileyim ben. Demek ki mal bunlar abi. Ne yapayım?